Şimdi ocağımın altını açarak işe başlıyorum. Tencerem ısınmaya başladı. Ben öncelikle biraz zeytinyağı ilave edeceğim. Hemen ciğerlerimi atıyorum. Evet, cos sesi geldiğine göre yeterli ısınmıştır. Bu yüksek ateşte kendi kendine kavrulacak. Ben orada bir tane soğan doğramak istiyorum. Kırmızı soğan da aslında çok güzel olur ama bugün niyeyse böyle yaptım. Siz evde kırmızı soğanınızla da deneyebilirsiniz. Ben soğanları ciğerler böyle biraz kavrulduktan sonra, iyice mühürlendikten sonra ekleyeceğim. Buzdolabından bir iki biber alayım ben. Acı, tatlı ne seviyorsanız, evde ne varsa çok rahatlıkla içine koyabilirsiniz. Şimdi pilavı servis ederken ben biberlerin de görünür bir halde kalmasını istiyorum. O yüzden biraz iri iri doğrayacağım ve son aşamada arpa şehriyeleri içine atmadan hemen önce koyacağım. Bu iki tanesi benim için yeterli olacaktır. Suyunu çektiği anda diğer malzemeleri ekleyeceğim. Bir de bu tarz pilavların yanında ayran benim gerçekten vazgeçilmezim oluyor. Güzel böyle sodalı farklı bir ayran yapacağız. İçine bolca dereotu koyacağız. Ayranda genellikle süzme yoğurtla normal yoğurdu karıştırıyorum. Çünkü süzme yoğurdun içindeki o mayhoşluğu gerçekten çok seviyorum. Yaklaşık bir çay bardağı kadar süt kullanacağım. Biraz da sodamız var, bir şişe soda. Şimdi bu aşamada ben çok rahatlıkla soğanlarımı atabilirim içine. Şimdi biraz tuz ve karabiber ekleyeceğiz. Biraz daha koyalım. Bolca pul biber ekliyorum. 3-5 tane de sarımsağa ihtiyacım var. Onları küçücük rendeleyeceğim. Biraz şöyle harika kokuyor. Biber salçası eklemek istiyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Çok azıcık da domates salçası. Kokusu çıktıktan sonra tereyağını ekleyeceğim. Şimdi burada yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Tamamen karamelize etmesini istiyorum. O yüzden sona bıraktım. Şimdi biberleri de gönderelim hemen onların yanına. Beraber. Hemen biraz arpa şehriye alıyorum. Yaklaşık bir su bardağıyla başlayalım. Şimdi et suyuyla devam ediyorum. Bunu da koyduktan sonra. Genelde arpa şehriyenin ölçüsü 1'e 2. Ben 2 bardak koyacağım. Kaynadığına göre altını da kısabiliriz. Şimdi gelelim ayranımıza. 2 su bardağı süzme yoğurt, 1 su bardağı normal yoğurt. Şimdi biraz süt ekleyeceğim ama hepsini değil. Sonra bir kere düğmeye basacağım. Bunu neden yaptığımı sorarsanız kıvamını görmek istiyorum. İçine ekleyeceğim su ve soda oranını ona göre karar vereceğim. Şöyle. Hiç su koymayacağım çünkü kıvam gerçekten harika oldu. Hemen biraz dereotu almak istiyorum. Ne kadar diye sorarsanız ben genellikle bir avuç içi kadar koyuyorum. Aynen şu şekilde hepsini içine şöyle koparacağım. O zaten görevini yeterince yapacaktır. Biraz tuz koyalım. Ben bunu buzdolabına gönderiyorum. Arpa şehriyelerinin pişmesi için biraz vakte ihtiyacım var. Pilavım pişti. 1-2 dakika dinlenmesini istiyorum. Ben o arada üzerine birazcık maydanoz doğrayacağım. Özellikle Ankara'da arpa şehriyeden Ankara tavası yapılır. O da çok güzel olur. Üzerine birazcık maydanoz koyalım. Şimdi gelelim ayranımıza. Önce bolca buz dolduracağım hem sürahime hem bardağıma.
önce bardağıma.